Ekibimiz Trabzon'da. Demir inşaata konuk olduk. Bu çok özel röportajı izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise inşaat sektörüne yönelik hizmet veren Demir İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Celal Demir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şimdi Celal Bey, öncelikle tabii ki firmayı anlatacağız, firmayı tanıtacağız. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Benim şu andaki firmam da bir sene oldu mesela şirket kurduğumuz şirkette. Benim mesela yaptığım işi şu andaki yani 25 senede bu işi yapıyorum. Hı hı. Aslında işin mutfağını biliyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi benim mesela bu yaptığım zaten inşaatları zaten görüyorsunuz. Benim yaptığım inşaatları hepsiniz de biliyorlar zaten bizim yaptığım. Şu andaki çok iş yaptığım zaten inşaat işlerimdir benim. Tabii çok uzun yıllardır bu işi biliyoruz. Doğal olarak da işi iyi bilen bir kişisiniz. Bu anlamda tabii ki daha sonrasında da kendi şirketinizi kurdunuz. Evet. Değil mi? Aynen. Biz eskiden mesela çok çalıştık. Çalıştığımız için sonra mesela çevirdik bu işe. Çok şükür şu andaki bizim işimiz iyidir. Peki, peki inşaat sektöründe özellikle güven olgusu çok önemli. Evet. Siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Ya şu andaki sağlamlığı mesela iş bitirdiği zaman eğer müteahhitler de şahsında mesela teslim ettiği zaman sağlamlık budur. Yani şimdi mesela yani iş yaptığımız zaman, bitirdiğimiz zaman, adama zamanında teslim ettiğim zaman iş budur. Sağlamlık budur. Yani şimdi mesela adam ondan güven veriyor bize. Tabii siz daha öncesinde teslim sürecini belirliyorsunuz ve inşaat bittikten sonraki süreçte de o insanlara da güven sağlamış oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Şu anda mesela ben işi zaten bitirmezsem zaten bunlar bana güvenmiyorlar ki. İşi bitirdiğim için teslim ettiğim zaman zaten zamanında teslim ettiğim zaman bana güveniyorlar ve zaten işi yapıyorum biz. Evet. Allah razı olsun. Şimdi mesela bu kadar sayesinde Trabzon'dan çalıştığımız için bunun sayesinde buraya gelmişiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkese de mesela teşekkür ederim. Şu andaki ben bunu Avrupa'da da selamımı söylüyorum. Hı-hı. Bütün mesela çok Ağrılı. En sevdiğim zaten benim memleketim. Bingöl'ü bizim arkadaşlar için selam gönderiyorum. Bizim mesleğimiz zaten en sevdiğimiz şu an doğduğum yer önemlidir bizim için. Buradan Sivaslı hemşehrilere evet. De selam söyleyeyim. Ben de Ağrı'ya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz.